Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceylan. Bugün Age of Civilizations 2 Brandenburg serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Yıllar 6 Mayıs 1505'i gösterirken Brandenburg Devleti çıktığı Prusya Krallığı yolunda emin adımlar ile diğer devletlere boyun eğmeden devam etmeye çalışıyordu. En son bu yolda Töton topraklarını ele geçiren Danimarka Devleti'ne karşı savaş ilan etmiştik ve artık Danimarka'yı Almanya topraklarından atmıştık. Aynı zamanda Danimarka'nın ana karasına çıkıp buradan birkaç parça toprak elde etmiştik ve sonrasında bize küfür eden Polonya Devleti'ne karşı savaş ilan etmiştik ve Polonya Devleti'nden ise gördüğünüz şöyle toprakları almıştık. Şu toprak bizim değil bu arada. Bu aslında Polonya toprağı ama Polonya'nın savaştığı Kırım'ın mı galiba, kimin artık bilmiyorum. O toprağın bizim olmaması lazım. Polonya herkesle savaşıyor, onlardan birinde. Büyük ihtimalle Litvanya'nındır o abi. En son Bohdan Prensliği bize savaş ilan etmişti. Ve Bohdan Prensliğini bu topraklara gömeceğiz demiştik. Ve gömmek için o zaman ilk adımımızı atalım. Daha doğrusu ilk adımımızı attık da devam adımlarını atalım abi. Şimdi askerlerimi yolluyorum ve artık bu odanın da bir sonunu getirelim. Şurada asimile etmediğimiz topraklar varmış. Bunları da asimile edelim ama paramız yok. Edilir. Sağlık olsun. Para bulunur. Bu odan asimile edilir. Şuraya bir 500 asker bırakayım. Çünkü elemanın orada askeri var. Aslında bu askerleri buraya bırakayım ben. Onun yerine şuraya giden orduyu sıfırlayayım. Buraya 250 yollayayım. Buraya da devam olarak saldırı yaptırayım. Bu odan kolay bir hedef olacak bizim açımızdan. Ki zaten topraklarını topraklarımıza kattık bile. Şu şekilde tüm topraklarını ele geçireceğim. Seride amacımız önce Prusya, sonra da Alman İmparatorluğu kurmak olacak demiştim. Ama bunu yaparken direkt o sınırlardan değil de daha fazla toprak alacağım. Hedefimiz sadece bu değil. Daha fazla, daha büyük hedefler peşinde de koşacağız. Amacımız dünya fethi olmasa da Avrupa fethimiz olur herhalde. Yalnız çok sağlam ordu basmışız. Helal olsun bize. Şu ordular bir buraya toparlansın. Şu topraklar da artık kiminse sahibine bir iade edilsin. Şimdi bunu ne yapabilirim? Aktarma kontrolü Litvanya. Ver abicim şunları. Ver abi. Bizim bir savaşımız falan yok sonuçta. Geri Litvanya'ya sahibine o toprakları iade edelim ki Litvanya'da Polonya Devleti'ni dize getirdi. Biz Bizans İmparatorluğu'yla sınırdaş olduk artık. Hatırlıyorsunuz ki Bizans Osmanlı Devleti'ni yerle yeksan etmişti. Oyunun saçmalıklarından bir tanesi. Ve şimdi biz bu arkadaşla sınır olduk. Tabi ileriki zamanlarda illaki savaşlarımız olacaktır. Birbirimizi sevmeyen iki devleti sonuçta. Adamın bizde -34 ilişkisi var. Bunlar normal karşılanıyor. Tabii ki ekonomik olarak onun neredeyse 3 katıyız ama umarım bize savaş ilan edecek cesaret kendinde bulmaz. Litvanya devletine karşı bir askeri erişim vereyim de o son kalan Polonya toprağını da alsın. Kabul ederse tabii. Etme, etti mi? Etmiştir herhalde. Herhalde etmiştir yani. Onun bildirimi gelmedi ama o etmiştir yani. Salak değil ya. Etmiş. Etsin. Güzel. Abi askerlerimiz Berlin'e yerleşti ve yeniden imparator olduk seçimler ile. Köln devleti bizi desteklememeye kararlı gibi gözüküyor. Bizi sevmiyor. Bavyera da yine aynı şekilde kendini seçimlerde aday gösteriyor. Biz bu devletlerle ilişkilerimizi geliştirmek durumundayız. Bizans devleti bizle ilişkilerini iyice kötüleştirmiş. Bavyera zaten bize küfür etmiş. Milan da küfür etmiş. Gelen geçen küfür ediyor. Bu da Köln de küfür etmiş. Tabi bunların intikamı alınacak. Özellikle Köln devleti zaten bizim Prusya hedeflerimizin içerisinde yer alıyor ve kendi kafasına sıkıyor yani. Adam yok olacak yer arıyor. Lütfen beni diyor, bir yok et diyor abi. Ederiz canım diyeceğiz biz de. Bizans ile olan durum aşırı sıkıntılı. Eğer Bizans bize savaş ilan ederse o topraklarda asimile işlemi yapmadığımızdan dolayı asker basamayız ki zaten öyle bir şey olması durumunda paramız yok. Yani paramız olmadığından zaten basamayacağız. Umarım Bizans hata yapmaz. Eğer hata yaparsa bedelini de öder. İttifaklık görüşmelerine bakacak olursak Novgorod Cumhuriyeti, selamun aleyküm kardeşim, gel
İttifak olalım diyor. O zaman biz de aleykümselam kardeşim diyerek kendisini ittifakla davet ediyoruz. O zaman abi Novgorod ile bir Bizans seferi gelir mi? Novgorod ile Bizans'ı saldırırsam Novgorod bana yardım edemez ama Polonya'nın bu topraklarını alabilirim. Ki bu topraklar Polonya'ya kalmayacak. Bunlar Litvanya'nın toprakları. Litvanya büyük ihtimal geri alacaktır. Çünkü sadece bir kontrol ettiği toprağı var. Polonya'nın ve ben ona askeri geçiş izni vermedim. O yüzden birazdan yok olacaktır Polonya. Merak etmeyin o konuda. Onun dışında asimile etmediğimiz topraklar varsa hızlıca asimile edelim. Ki hepsine şu anda asimile emirlerini vermişiz. Ve artık imparatorlarının gerçek yüzünü görecek prenslikler. Bizi sevmenin bedelini de ödeyecekler. Hem sevmenin hem sevmemenin her türlü bedelini ödeyecekler. Büyük Avrupa seferimiz başlasın o zaman. Geçin abicim buraya. Paralar biriksin. Fransa kralı da askeri erişim istiyor. Avusturya ile savaştı. Al canım. Al. Al. Canın sağ olsun. Al. Ne diyorsun sen ya? Al abicim. Rostov'a karşı olan savaşımızda askerlerimizi kendisine doğru yönlendirelim. Ve onun dışında buradaki askerleri de ikinci bir savaşa doğru sürükleyelim. Evet. Rostov bitti. O zaman selamun aleyküm Lübeck diyeceğiz. Lübeck toprağını da elime almak istiyorum. Oğlum sen ne geliyorsun burada? Sen niye bana savaş ilan ediyorsun? Sen geri zekalı mısın ya? Allah'ım yarabbim ya. Candar. Allah'ım yarabbim ay. Güleceğim yoktu. Ah. Git lan. Geri zekalı. Benle mi uğraşacağım bir de? Havasına sıkacak yer arıyor ya. Hayır Anadolu'ya mı geleyim yani? Diyor ki bak ben tahmin etmeliydim. Candar diyor ki kardeşim diyor beni Anadolu'da kurtar diyor. Türkleri diyor kurtar diyor. Biz şu anda Anadolu'da sıkıntı yaşıyoruz diyor. Bu Rumlar bize sorun yaşatıyor diyor. Diyor ki gel diyor abi bizi Anadolu'da kurtar. Gel sancağını buraya dik. Ve bize yardımcı ol diyor bence yani böyle demeye çalışıyordur büyük ihtimalle yani. Bunu demesi muhtemel. Ananı lan. Oğlum bu kadar askeri sen ne yaptın sen? Sen bu kadar askeri ne yaptın? Sen ne geziyor o kadar askeri sen ufacık bir Magdeburg devletisin. Neyse ki bize saldırmayı düşündü ve bunun bedelini de ödeyecek şimdi. Bu devlet bizi çok seven devletlerden biriydi. Hatta Avrupa'da en çok seven devletlerden biriydi. Sevgisinin bedelini topraklarıyla ödüyor şimdi. Bu toprağı da asimile edelim. Evet, herhalde bu bölümde Prusya'yı kuracağız. Kuramaya da biliriz çünkü burada bir Holstein var. Ama Holstein'in zaten sorun yaşatacağını düşünmüyorum ya. O yüzden bence net kurarız bu bölümde ama tabii kurmama ihtimalimiz de var. Bunlar da ihtimaller içerisinde. Saygıdeğer Bizans devletiyle artık biz bir ilişkilerimizi geliştirmeli miyiz? Bizans. Abicim şu küfrünü bir geri çek. Yani artık şımarma. Fazla şımarma abi yani sevdik falan iyi çocuk falan dedik de yani hani çocuksun diye bir şey demiyoruz da küfür olayını büyütmeyelim. Eğer ben küfür edersem sorun olur. YouTube bana sorun yaşatır abi. O yüzden küfür edemiyorum. Geç abi. Saksonya elektörlüğüne bizim prensliklerdeki en büyük destekçimiz olan Saksonya her türlü her zaman ne olursa olsun oyunu bize veren Saksonya'ya karşı savaş ilan ediyoruz. Evet bu ben böyle söyleyince biraz şerefsizce gelmiş olabilir ama hedefimiz prenslikleri korumak. Hedefimiz bunları topraklara katarak dış güçlerin oyunlarını bozmak. Çünkü bunlar tek bir bayrak altında olmadıkça dış güçlerin ağzı sulanıyor ve bu toprakları kendilerine almak istiyorlar. Ama böyle değil de tek bir devletin elinde olursa eğer bu topraklar dış güçler bunları başaramaz ve Alman toprakları yine Almanların elinde kalır. Yoksa yani ben herhangi bir şekilde saldırma taraftarı değilim. Beni biliyorsunuz zaten. Ama dış güçlerin oyununu bozmamız için bunlar gerekli. Bu arkadaş da zaten savaş ilan edeceğim bir devletti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Zaten savaş ilan edecektim bu arkadaşa. Beni bu sıkıntıdan kurtardığı için tekrar 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 bu arkadaşa teşekkür ediyorum.
Evet, beklediğimiz planlar üzerinde devam ediyoruz. Bunların olacağını bekliyorduk ama bu devletlerin imparatoruna karşı bir koalisyona gireceğini beklemiyorduk. Birkaç devlet, hat bilmez birkaç devlet imparatoruna karşı bir koalisyon çabasında bulunuyor şu anda. Ve biz bu devletleri dizginlemek zorundayız. Şöyle gösterelim. Würzburg devleti imparatoruna saygısızlık etti. Ve ben onun imparatoru olarak buna bedelini ödeteceğim. Bu arada Bizans devleti ile ne zaman bizim sövüşmemiz bitiyor? Sövüşmemiz bitmiş, o zaman ilişiği iliştirelim. Kardeş bir daha sövme yani, ayıp oluyor ya. Sen kimle savaştasın? Würzburg'la. Geçme, ben o toprağı kendime alacağım. İngiltere, sen kimle savaştasın? Baviera. Geç. Ağzına sıç Baviera'nın. Baviera'nın ağzına sıç. Hiç sevmem zaten Baviera'yı. Evet, savaş devam ederken arkadaş kazanamayacağını anlayıp topraklardan kaçmaya çalışıyor. Ama buna müsaade etmeyeceğiz tabii. Gir abicim şu topraklara. Ve aynı zamanda birkaç savaşı bitirmenin zamanı geldi. Diğer savaşlarda biraz sonra bitecek. İyi mi de diyoruz. Yürü abi. Ha, burası onun değilmiş. Burası Nürnberg Belediyesi'nin toprağıymış abi. O zaman orayı alamayız. Yalnız bu savaşlar boyunca devleti Brandenburg abi çok fazla asker kaybetti. Çok fazla yiğidini kaybetti. Ama unutmayın ki Brandenburg devleti ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir ordudur. Bu yüzden Brandenburg devleti asla sorun yaşamayacaktır. Asker konusunda aktarma kontrolü diyerek de Palatine bu toprağını iade edelim. Evet. Asimilasyon işlemleri devam ederken ordu sefer sonucunu aldı ve artık Berlin'e geri dönebilir. Bu arada Prusya hedefimiz bu bölümde gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü ordularımız biraz yaralandı ve bu yaraları sarmamız gerekmekte. Bunun için biraz süreye ihtiyacımız var ve ondan sonrasında sefere yeniden çıkacağız. Prusya Krallığı şekillendir. Holstein'den bir adet toprak yeterliymiş. O zaman ben bir Holstein'e sefere çıkayım. Ama şuradaki topraklarda bir sorun çıkmasın diye. Abi niye ben Danimarka'nın tamamını almayayım ki? Ya beni bundan alıkoyan şey ne olur? Ben Danimarka topraklarını niye kendime tamamıyla almayayım? Değil mi? Mantıklı abi. Ben gidiyorum Danimarka'yı alacağım. Adamın zaten selam verecek dermanı yok. Hem de Kutsal Roma'nın dışında olan bir devlet Danimarka. Danimarka'ya savaş ilan ettiğimde o vasalı da gelecektir savaşa. Ki zaten onun gelmesini beklemeden ben aldım onu savaşa. O yüzden hızlıca bu adamı bitirelim yani. Böyle bir fırsatı neden değerlendirmeyeyim ki? Sonuçta imparatorluğun çıkarını düşündüğümden dolayı ben bu toprakları imparatorluğa kazandırmak istiyorum. Ve bu yüzden savaş ilan ettim. Yoksa herhangi bir şekilde benim açgözlülüğümden değil, herhangi bir şekilde Danimarka topraklarını kendime istememden değil. Yok, bunlar kesinlikle değil yani. Kesinlikle imparatorluğun bekası için ben bunları yaptım. Yoksa herhangi bir şekilde yani neymiş toprak ne abi ya, toprak nedir? Abi Mainz ayıp oluyor ama abi. İmparatoruna karşı savaş ilan etmek bir prensliğe yakışır mı ha? Bir prensliğe imparatoruna karşı savaş ilan etmek yakışır mı ha? Mainz? Öyle. Yakışır mı? Vallahi yakıştı sana yani. Sana sanırsam yakıştı. Evet. Yürüyün lan. Şu Mainz'i de alalım hazır şey yapmışken. Salak bize gitti, savaş ilan etti. Ben de zaten Avrupa'ya saldıracak yer arıyordum. O savaşı bana kendi verdi. İşte imparatora karşı gelmeye çalışanlara bu bir ders olacaktır. Mainz devleti imparatorun topraklarına katılmayı kabul ediyor. Dön abicim geri ve bu toprakları asimile edelim. Evet, Brandenburg devleti artık gözünü Norveç'e doğru çevirse mi? Norveç burada güçlenmiş ve biz de iyi ilişkiler içerisinde. O zaman ya abi, ulan aptal, ulan geri zekalı, artı 30 ilişkimiz var. Sen neden dönüp de bana küfür ediyorsun? Saygıdeğer geri zekalı Norveç. Neden? İsveç'te İsveç İmparatorluğu değil artık Finlandiya İmparatorluğu olsa daha güzel olabilir. Çünkü İsveç'in
İsveç'le bir alakası kalmamış. Teknolojik anlamda hala en üst sıradayız. Ve o zaman yeni bir Avrupa seferi gelsin mi? Gelsin. Aslında bu bölümdeki hedefim doğru söylemek gerekirse Litvanya Büyükdükalığı'nı şuradaki topraklardan atıp buradaki kanser sınırları düzeltmekti. Ama bu pek sanırsam olmayacak. Bizans'la ilişkilerimiz iyi yönde ilerlemeye devam ederken Bizans'la iyi ilişkiler içerisinde olduğumuzu gören Macaristan diğer devletler gibi yine bize küfür ediyor. Ulan önüne gelen bize sövüyor arkadaş, bu ne ya? Bu ne ya? Oğlum ayıp lan. Önüne gelen bize sövüyor ya. Benim tek hedefim bu güzelim Avrupa'yı tek bayrak altında toplamak ya. Tek vatan, tek bayrak, tek millet yani, tek devlet. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama adamlar bunu hak etmiyor ya. Bunu hak etmiyor. Brandenburg'un hamiliğini hak etmiyorlar. Ama hak etsinler ya. Hak etsinler, ben o toprakları alacağım. Onlar şu anda daha uyanamadı işi. Ben uyandıracağım onları, merak etmeyin. Asker bas abi. Asker bas. Asker bas. Kardeşim sen bir dur. O dur durduğun yerde. Berlin'de bir dur ya. Bir dur, hareket etme. Yürüyün lan. Berlin abicim. Berlin'de şu anda biz toplantı yapıyoruz. Toplantıya bir dahil olun. Ve askerlerimizi yine ekleyelim. Yeni askerler. Devlet ordusuna katılsın. İmparatorluk ordusuna katılsın. Kutsal Roma'nın imparatoru olan. Onu oğlum kimse sevmiyor lan bizi. Adamlar bize oy vermeyecek. Bu arada Floransa ne alaka lan elektörlükte? Oğlum Floransa ne alaka elektörlükte? İtalya'nın şu anda Kutsal Roma'da olmaması bile lazım. Neyse. 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 Allah'tan Floransa uzakta da bize küfür edemez. Eder de yani. Etmez. İnşallah. Umarım etmez. Etmezsin değil mi Floransa? Oğlum sen de küfür etme yani. Gelen geçen ailemize küfür ediyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Brandenburg Devleti'nin onuru var. Biz onurlu bir devletiz. Küfürleri kaldıramayız. Bak bak, bu küfür etti mesela bize. Ta bundan 100 yıl önce bize küfür etti. Biz onu unutmadık. Şimdi sefere çıkıyoruz yani. Yoksa herhangi bir şekilde Avrupa topraklarının benim elimde olmasını istediğimden değil. Bu adam 100 yıl önce bana küfür etmişti. Ben bunun intikamını almak için gidiyorum yani. Herhangi bir şekilde Avrupa'yı tek bayrak altında birleşmek istediğimden değil yani bu savaş ilanı. Sakın öyle bir izlenime kapılmayın eğer. Öyle bir izleniminiz varsa yani, öyle değil. Öyle değil. Bohemia ve Verden. Verden sana ne oluyor abicim? Hadi Bohemia'ya ben küfür ediyorum sürekli. Bohemia'yı dövdüm. Adamı patakladım. Ağzına sıçtım adamın. Adamın gelmişini geçmişini tokatladım. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Sen kimsin yani? Hadi bu adama ben sövdüm. Ağır sövdüm. Topraklarını aldım. Hakaret ettim. Yaptım bunları ama sana ne oluyor Verden yani? Seninle alakalı hiçbir şey yapmadım ki ben bu zamana kadar. Yapmadım yani. Yapsam eyvallah. Sen de dahil ol. Ama yani ben sana hiçbir şey yapmadım ki. Sen niye bana karşı bir savaşta bulunuyorsun anlamıyorum. Bas abi. Prag'a girelim o zaman. Prag'da Brandenburg sancağını dikelim. Burada ilerlemelerimiz yapamıyoruz maalesef Köln'e karşı. Hareket puanımız yetersiz. Kardeş buraya gitmeyeceksin. Savaş bu tarafta. Heh. 5000'le buraya git. Verden ve Bohemia'ya bunun bedelini ödeteceğiz. İmparatora yaptıklarının bedelini ödeteceğiz. İmparator topraklarına göz dikmesinin bedelini ödeteceğiz. Ve ona en iyi şekilde ödettiğimizi düşünüyorum. Başkentinde artık bir Bohemia kralı yok. Başkentinde artık bir Alman prensi var. Alman prensi ne oğlum? Biz imparatoruz. Alman imparatoru var. Ona göre haddini bil. Daha fazla asker basmak istemiyorum. Bu savaşı bitirmeliyim. Verden sana ne oluyor abicim? Ne oldu kardeşim? Zaten ben sana savaş ilan edecektim ama senin ilan etmen biraz benim için daha iyi oldu yani. Hem daha iyi bir neden oldu bana. Çünkü savaşı ilan eden hani sizsiniz yani. Diğer devletlere karşı biraz agresifliğim düşmüş oldu. Bu oyunda bunun etkisi var mı yok mu herhangi bir fikrim yok ama varsa güzel olur. Evet, bu topraklarda artık devletimize katıldı. Ben bundan sonra Kutsal Roma'nın imparatoru olabileceğimi düşünmüyorum.
Çünkü Kutsal Roma diye bir şey bırakmadım ortalıkta. Ortalıkta harbiden Kutsal Roma diye bir şey bırakmadım da şu kayma sorununa ağır söveceğim şimdi. Ağır söveceğim, adam gibi orduların Berlin'e koymak istiyorum. Aa, yine imparator oldum. Aa, nasıl olur? Palatin, Floransa ve Savoy dükalığı beni seviyor. Savoy bana söven adam değil mi abi? Yok, Savoy ile şu an durumumuz iyiymiş de Savoy eğer ölürse benim imparator olmam zor. Abi bu prenslikler, elektörler daha doğrusu çok güçsüz. Ben bir Floransa'ya da seveyim. Floransa'ya da selam çakayım abi. Bavyera var, Milano var. Trier seni severim abi ben. Trier sen de beni sev. Bakalım başka. Başka da bir şey yok. Ordularımız Berlin'e toplansın ve artık ufaktan videoyu sonlandıralım. Avrupa'da güzel gelişmeler kat ettik bu bölüm boyunca ve asimilasyon işlemlerini de yapacağız. Ama yapamıyoruz çünkü diplomasi puanımız yok, çünkü herkesle ilişki geliştiriyoruz. Neyse. Videoyu sonlandıralım artık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ve tekrardan dediğim gibi kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim.